Şimdi efendim ben 1950 yılında doğdum. Bütün yaşamım Elazığ'da geçti. İlk okulu Elazığ Dumlupınar İlk Okulu'nda okudum. 5 yıl orada kaldık. Ondan sonra Elazığ Medil Ortaokulu mezunuyum. 3 yılda orada okuduk. Ondan sonra Elazığ Lisesi'ne geçtik. Elazığ Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandım. Ve oraya giriş yaptık. 4,5 yılda Eskişehir'de kaldım. Diyeceksiniz niye 4,5 yıl? Bir dersten kaldık. Bir dönem, yarım dönemden dolayı 4,5 yıl oldu. O dönem zarfında eşimle tanıştık. Öğrenciyken, 4. sınıftayken nişanlandık. Bitirdikten sonra ikimiz de okulu evlendik. Ve eşimi Elazığ'a getirdim. Elazığ'a getirirken de dedik ki yani Elazığ'a 1-2 yıllığına gelirsiniz. Onlar da tabii kabul ettiler. Fakat geliş o geliş. Ondan sonra Elazığ'da yerleşti. Eşim Elazığ'ı da sevdi. Çünkü ben Elazığ sevdalısı bir insanım. Elazığ'ı çok seviyorum. Yani hayatım boyunca hayatım Elazığ'da geçti. Allah ömür verirse bundan sonra da Elazığ'da geçecek. Okulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldım. Burada Elazığ'ın o dönem Necdet Altıntel'im vardı. Mali müşavir, muhasebeci. Onun yanında bir yıl çalıştıktan sonra aynı iş yerini ben devraldım. Muhasebecilikle başladım. 15-20 yıla yakın muhasebecilik yaptım. Bu dönem zarfında sigorta acenteliği aldım. Muhasebecilikle birlikte sigortacılığı da devam ettirdim. Derken hayatımız böyle devam edip gitti. Günden güne tabii iş hayatımız değişti. 1975 yılında kısa dönem askerliğe gittim. Askerliğimi de İzmir, Bornova'da yaptım. 3,5-4 ay gibi bir sürede. Askerliği tamamladıktan sonra tekrar Elazığ'a döndüm. Aynı mesleğe devam ettim. Muhasebecilikle sigortacılığı birlikte yürüttük. Fakat bir müddet sonra tabii değişen kanunlar, yasalar gereği ben yalnız sigortacılığı seçtim. Muhasebeciliği de kardeşim Selim Sabit Önal'a bıraktım. O hale devam ediyor. Bu dönem zarfında tabii siyasete de girdik bu arada. Ben Doğru Yol Partisi'nin il, ilçe yönetim kurullarında bulundum. 1991 yılında Elazığ'dan Doğru Yol'dan milletvekili adayı oldum. O dönem bilirsiniz tercih sistemi vardı. 8 isim vardı. 8 arkadaşımızla beraber girdik. İlk sırada bulunan Allah rahmet eylesin Ali Rıza Septoğlu Bey. Allah gene rahmet eylesin Ahmet Küçükel Bey. Onlar birinci, ikinci sıradan çıktı. Biz çıkamadık. Az bir oy farkıyla kaldık. Demek ki hayırlısı böyleymiş tabii. Biz yine hayatımıza devam ettik. Mali müşavirliğe bu sefer yöneldik. Onu yaptıktan sonra ve bu arada bir de bir otobüsçülük sevdası bende başladı. Otobüs sektörüne girdim. İşte bir tane aldık, iki tane aldık. O dönem 90 yılında teşvik yasası çıktı. 10 tane teşvikli otobüs aldık. Ve yine otobüslerimizi Elazığ'da çalıştırmaya başladık. Tabi hepsini biz almadık. Arkadaşlarla görüştü, arkadaşlara verdik. Herkesin bir otobüsü oldu, iki otobüsü oldu derken Elazığ'a hizmet etmeye gene devam ettik. Ondan sonra gene hayatımız, tabi hayat devam ediyor, hayat durmuyor. 1991 yılı milletvekili adaylıktan sonra bir müddet gene siyasetle uğraştık. Fakat son yıllarda siyasetten uğraşmayı bıraktık. 1992-93 yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine girdik. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ilk dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı yaptım. İkinci dönemde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Böylelikle gene devam etti. İş hayatımız devam ediyor. Otobüs sektörü devam ediyor. Derken Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir müddet ara verdik. Ondan sonra diğer seçimlere tekrar girdik. Tekrar kazandık. Bu sefer Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak devam ettim.
meclisi yönettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde konsey üyeliği yaptım. 4 yılda orada görev yaptım. Ama tabii Elazığ'da olmak kaydıyla toplantılara katıldık. Derken hayatımızı böyle devam ettirip gittik. Şimdi tabii ilkokuldan çocukluktan alırsak bizim dönemimizde biliyorsunuz her şey yani yokluktu. Şimdiki gibi ne teknoloji vardı, ne fen vardı, ne bilim vardı, ne ilim vardı. İşte doğduktan sonra mahallede top oynamakla geçti çocukluğumuz ve ondan sonra ortaokul ve lise hayatlarımıza devam ettik. Sizin söylediğiniz gibi işte üniversiteye girdik. Üniversitede de o zaman yani şimdiki ne gelir vardı, ne şey vardı, her şey kısıtlı olarak yaşanıyordu. İşte o dönemde hanımla tanıştık. Hanımı birinci, ikinci, üçüncü sınıfta tanıdım. Üçüncü, dördüncü sınıflara kadar tabii hanımın bekçiliğini yaptık üniversitede. Ondan sonra da evlendik. Allah nasip etti. Benim annem Zarfanlı, Elazığ'ın hemen şeyinde. Babam Pertekli. Ondan sonra siyasi hayatımıza da dediniz. Siyasi hayatta epeyce bir uğraşı verdim. İl ilçe yönetimlerde Doğru Yol Partisi'nin. Hiçbir partiye giriş yapmadık. Onunla devam ettik ve onunla bitirdik. Akademi yıllarında çalışmadım. Çalışma hayatım yoktu. Direkt öğrencilik yaptım. Öğrencilik yaptığımızda da yani babamız o dönem itibariyle fazla zengin veyahut da varlıklı bir aile değildik. İdare ediyorduk. Benim babam motor ustasıydı. Bu arada tabii benim yanımda bir kız kardeşim, bir de erkek kardeşim var. Selim Sabit Önal. O da kendisi mali müşavirdir. Elazığ'da iki dönem mali müşavirler ve muhasebeciler oda başkanlığı yapmıştır. Kız kardeşim de Ankara'da evlidir. Orada ikamet ediyor. Çocuklarıma gelince iki kızım bir oğlum var. Büyük kızım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Kendisi orman mühendisidir. Diğer küçük kızım İstanbul'da bir firmanın baş mühendisliğini yapıyor. Kendisi elektrik ve elektronik mühendisidir. Oğlum da yine elektronik ve elektronik mühendisi. Ankara'da enerji sektöründe kendi işinde çalışıyor ve işlerini devam ettiriyorlar. Şimdi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'na girdiğimiz dönem, tabii o dönem bu dönemle mukayese edilmesi mümkün değildi. Her şey zordu. Zorluklar içerisinde yürütüyorduk. İlk önce Elazığ'da bizim dönemimizde işte organize sanayi bölgesinin temelleri atılmıştı. Bir müddet organize sanayi bölgesinde çalıştık. O dönem organize sanayi bölgesinin başkanlığını Vali Bey yapıyordu. Bizimle beraber devam ediyorduk. Daha sonra odaya girince yönetimimiz, kurulumuz, meclisimiz Elazığ'a ne yaparız? Elazığ'a nasıl faydalı oluruz? Elazığ'a hangi yollarla yatırımcı gelir? Bunun çabası içerisine girdik. Ve ilk dönem 4 yıl, 5 yıl dolu dolu çalıştık. Ama Elazığ'a yatırımcı nasıl getirir? Şehirde başladık. Şehirler arasına girdik. Yurt dışına çıktık. Nedir amacımız? Elazığ'a bir yatırımcı gelsin. Fakat şimdi baktığımızda her türlü imkanlar mevcut. Nasıl mevcut? Bir kere her şeyden önce Elazığ'ın hava yolları müsait. Demir yolu müsait. Kara yolu müsait. Elazığ'ın coğrafi konumuna baktığınız zaman Elazığ coğrafi konum itibariyle çok güzel bir yerde. Bir tarafta Tunceli, bir tarafta Bingöl, Diyarbakır, Erzincan derken Elazığ ortada kalmış. Ve bunun yanında Elazığ'ın başka bir kazancı her tarafı suyla çevrili oluşu. İşte Keban Barajı, Karakaya Barajı, Hazar Gölümüz. Hazar Gölümüz bugün turizm yönünden önemli bir sektör. Harputumuza baktığınız zaman önemli bir yer. Biz bunları geliştirdiğimiz zaman Elazığ'a yatırımcı gelmemesi mümkün değil. Ama şartlar değişiyor. İşte bildiğiniz gibi pandemi oldu, Covid oldu, ne oldu, bu oldu. Son dönemlerde de bunlar Elazığ'a mani oldu. Yoksa Elazığ'ın bugün organize sanayi bölgesine baktığınız zaman sektörel yönde bayağı ileri bir yerde. Yani Tunceli'den de iyi, Bingöl'den de iyi, Diyarbakır'dan da iyi.
Malatya'dan kafa kafaya gidiyoruz ihracat yönünden. Bunun için Elazığ gelişmekte olan bir il. Ve gelen her arkadaşımız, bizden sonra da Ticaret ve Sanayi Odası'na gelen başkanlar, onlar da devam ettiriyorlar. Onlar da Elazığ için çalışıyorlar. Elazığ'a yatırımcı geliyor, gelmiyor değil. Ama bunu bulacaksınız, getireceksiniz. Benim bir fikrim var Elazığ'da. Nedir bu? Herkes eşine, arkadaşına, hısımına, akrabasına, kardeşine ulaştığı zaman Elazığ'a yatırımcı gelmemesi diye bir şey yok. Çocuklarımız da devam ediyorlar. Torunlarım var. Şimdi torun sayısını söylesem belki şeye gider. Benim 10 tane torunum var. 4 tane bir çocuktan, 4 tane bir çocuğumdan sonunda ikiz oldu bir oğlumun. 2 tane de bir kızımdan var. 10 tane torunumuz var. Yani bir takımı daha tamamlayamadık. Bir tane de olsa bir takımı tamamlarız. Şimdi tabii organize sanayi bölgesi her geçen gün ilerleme kaydediyor. Her dönem organize sanayi bölgesinde iş yerleri, sanayi tesisleri, fabrikalar gün geçtikçe artıyor. Bunlar da insana gurur veriyor. İlk etapta tabii bizim başladığımız dönemde sıkıntılı dönemlerdi. Sermaye azdı. Benim burada size söyleyeceğim bir tek bir şey var. Elazığ'ın yani yatırımının, sanayicinin Elazığ'da kalması lazım. Daha doğrusu Elazığlı'nın Elazığ'da kalması lazım. Ha tamam, Elazığ'ın bazı şartlardan dolayı şehir dışına gitmiş olabilirler. Gerek iş icabı, gerek işte çalışma hayatından dolayı. Fakat Elazığ'la bağlantılarını kesmesinler. Biz başka illere baktığımız zaman her ne kadar kendi illerinden gitseler dahi mutlak surette Elazığ'da bir tesisleri oluyor, bir ticareti oluyor. Bizim de işte Elazığlılardan istediğimiz bu. Elazığ'dan ilişkiyi kesmeyin. Elazığ'a gelin. Elazığ güzel bir memleket. Zaten herkes memleketini seviyor. Gerek dernekler olsun, gerek işte Elazığ'daki bütün vatandaşlar olsun yurt dışında. Herkes Elazığ'a mutlaka senede bir sefer, iki sefer geliyor. Ve Elazığ'ın güzelliğini de görüyorlar. Son zamanlarda görüyorum yurt dışında olanlar Elazığ'a yatırımda biraz daha gayret gösteriyorlar. Ben de bundan çok memnun oluyorum. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası Elazığ'ın göz bebeği. Elazığ hayatı tutan bir kurum, kuruluş. Biz oraya girdiğimiz zaman inanın gecemizi gündüzümüzü katıyorduk. Ne uykumuz vardı, ne şu vardı. Niye? Elazığ'a ne yapalım? Elazığ'a nasıl yatırımcıyı getireceğiz? Elazığ'a nasıl bir ticaret getireceğiz? Bakıyorsun Elazığ'da her şey var. Turizm var, sanayi var, tarihi kalıntılar var. Hele Harput gibi bir yerimiz var ki biz Harput'un değerlendirmesini yapamıyoruz. Aslında inanın, fakat bu son zamanlarda Harput Kalesi olsun, Harput'taki gelişmeler olsun, insana bak ileriyi sanki görüyorlar. Harput'un geleceği çok parlak gözüküyor. Bunun için hepimizin birden Elazığ'a destek olmamız lazım. Turizmine destek olmamız lazım. Tarihine sahip çıkmamız lazım. Yani herkesin görevi bu. Bu yalnız Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevi değil. Bunun yanında esnaf odaları var, diğer işte odalar var. Hepsinin bir arada müştereken Elazığ'a el atması lazım. Yani bana ne dememek lazım? Onun için Elazığ'a yani hizmeti ön planda tutmalı lazım herkesin. Ki Elazığ gelişsin. Elazığ'a bakıyorsun, eski tabii nüfusuna kıyasladığınız zaman bugün Elazığ'ın nüfusu 382 bin. Köyleriyle beraber yaklaşık 600 bin nüfuslu bir yer. Yani küçük bir yer değil. Ama bana göre gene de az. Onun için Elazığ'a sahip çıkmamız lazım. Başta da sizler olmak üzere. Medyaya da çok görev düşüyor. Çünkü bir şehrin gelişmesi için o şehrin tanıtımı şart. Tanıtım çok önemli. Mesela biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndayken Elazığ tanıtım günleri yaptık. İzmir'de yaptık, Ankara'da yaptık, İstanbul'da yaptık, diğer illerde yaptık. Ama nedir? Kısıtlı yapıyoruz. Elazığ'da fuarlar yaptık. Bunları sırf Elazığ'ın tanınması için yaptık. Elazığ'da her ürün var. Elazığ bugün bakıyorsun yeraltı kaynakları yönden çok zengin bir yer. Elazığlı dediğim zaman diyorlar ki dışarıda siz zenginsiniz. Niye? Sizin yeraltı kaynaklarınız çok. Hakikaten bakıyoruz mermer var, krom var, çinko var, bakır var. Yani olmayan şey yok.
Bunun için Elazığ'a sahip çıkalım biz. Elazığ'ın turizmi de işte Hazar Gölü görüyorsunuz. Yani dünyada pek nadir olan göllerden biri. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Nedir bunu? Geliştirmemiz lazım. Altyapısına bakmamız lazım. Hazar Gölü'nün bir kere altyapısına yani bakılması şart. Arıtmasıyla, şuyla, buyla. Bunun için ki yani Diyarbakır'dan gelen var, Malatya'dan gelen var. Yalnız Elazığ'a hizmet vermiyor. Tunceli'den gelenler var. Hepsi burada bu şeyden faydalanıyor. Onun için Elazığ önemli bir şehir. Eşim uysaldır. Eşim her şeye uyar. Sessiz sedasızdır. Benim mesela çocukların eğitiminde benim hiçbir katkım yoktur, açık söylüyorum. Benim bu işe hanım önderle gitmiştir. Çocuklarıyla birebir ilgilenmiştir. Bırakın çocuklarla, yani torunlarıyla bile ilgileniyor. Nedense eğitime önem veriyor. Onun için çocuklar da Allah'a şükür yani hepsi iyi yerlerdeler. Okudular, tahsillerini yaptılar. Evlendiler. Çoluk çocuk sahibi oldular. Biz de onlarla mutlu oluyoruz. Şimdi gerçeğini konuşursak hayır. Yalnız misafir geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım. Ha benim elimden o kadar da bir iş gelmez. Onu da söyleyeyim. Ev işleri yani. Ne olur? Zaten boş vaktimiz yok bizim. Yani hanım bunu kendisi de çalışmıyor. Zaten ev hanımı olarak görevini yürütüyor. O yönden ben şanslıyım. Yani evdeki çalışmaları iyi. Yemek de yapar. Evin bütün işlerini de yapar. Bahçe işlerini de yapar. Her türlü işi yapar. Ha zamanı geldiği zaman ben de yardımcı olurum. Yani pek yardım desek yalan olur. Valla kendim için ben yaşamayı seven bir insanım. Ben her yönüyle yaşarım. Yani yaşamak deyince yani öyle bir şeyle değil. Gezmeyi severim, tozmayı severim. Görmediğim yerlere giderim. Şehirleri ben çok sevdiğim için hemen hemen her şehri görmüş gibiyim. Şehirlere bazen zaman zaman ziyaretlerde bulunuyoruz, turistik seyahatlerde bulunuyoruz. Gerek yurt içi olsun, gerek yurt dışı olsun. Bunların hepsini ben severek yapıyorum. Ve hiç de şey değilim yani. Bu yaşımıza kadar dönüp de geriye bakıp da şunu yapmadım diye bir şeyim yok. Ben Elazığ sevdalısıyım. Ben Elazığ'a aşık bir insanım. Elazığ için çok çalıştım. Elimizden geldiği kadarıyla. Eğer ben onları düşünmüş olsaydım ben de bugün Elazığ'da olmazdım. Bana çok arkadaşım iş teklifi de yaptı, ortaklık teklifi de yaptı şehir dışında. Ben kendilerine söylediğim bir laf vardır. Yapacağınız her işi Elazığ'da yapın, ben varım. Onun için de Elazığ'dan çıkmadım. Ve Allah zaten bu saatten sonra da inşallah çıkmayı düşünmüyoruz. Allah sağlıklı ömür versin diyelim. Şimdi benim çok arkadaşım var. Benim insanlarla diyaloğum çok iyidir. Ben bilerek hiçbir insanı kırmamışım, hiçbir arkadaşımı kırmamışım, hiçbir dostumu kırmamışım bilerek. Ama bilmeyerek insandır tabii. Hata yapmış olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. Bunun da telafisini yapmışızdır. Şimdi benim arkadaşlarım çok. Gerek Elazığ'da olsun, gerek şey dışında olsun. Benim Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bayağı yani bir arkadaş gruplarımız var. Bir zaman zaman bunlarla beraber oluyoruz. Onlarla işte geziyoruz, Elazığ'ın konularını konuşuyoruz. Ki gittiğimiz hiçbir yerde Elazığ konusu olmadan bir şey olmuyor. Niye? Çünkü hepsi Elazığlı. Elazığlı olmayan arkadaşlar da bizi dinliyorlar. Ya diyor, keşke biz de Elazığ'a gelseydik. Ve gittiğimiz arkadaşların hepsini biz davet ettiğimizde bütün arkadaşlarımızı tanıyalım tanımayalım. Hepsini Elazığ'a gelmiştir. Elazığ'da kendilerini misafir etmişsinizdir. Elazığ'ın işte organize sanayi bölgesini, Harput'unu, Hazan'ını, kayak merkezini gezdirdikten sonra her gittikleri yerde Elazığ gibi bir şehir yoktur diyorlar. Şimdi gençlik yıllarında tabii herkesin mutlaka bir şeyi vardır. Saklı şeyi. O bizde kalsın. Beni en çok mutlu eden misafir ağırlamak. En çok hoşlandığım şey o. Evime misafir gelsin, ben gideyim, onlar gelsinler. Tanıyayım, tanımayayım. Hiç önemli değil. Ben bir gün, isterseniz bir anıyı anlatayım. O zaman sigorta sektörüne ağırlık vermişim. İşte Elazığ terminaline gittim.
yıl sonu 31-12 olarak, tarihini şu anda hatırlamıyorum kaç olduğunu. Bir bayan gelmiş, terminalde oturuyor. Allah Allah. Bir kere girince, herkes dedi ki Nur abi geldi dedi, sizinle ilgilenir filan. Yanaştım, hanımefendi buyurun, hoş geldiniz. Ama öyle bir kış ki, hiçbir araba, araç bir yere gitmiyor. Elazığ'a geldi kaldı. Neyse tanıştık, sorduk. Nesiniz? Doktoruz dedi. Peki, hayırdır Elazığ'a niye geldiniz? Dedi ben Elazığ'a geldim dedi, Bingöl'e gideyim. Bingöl'e de yol kapalı olduğu için burada kaldım. Ne kimseyi tanıyorum, ne kimseyi ediyorum. Tamam dedim, hiç kimseyi tanımana gerek yok, ben varım. Oradakiler arkadaşlar dedi, tamam dedi, sizinle ilgilenin. 31-12, biz de arkadaşlarla işte evde oturacağız. Ben o hanımefendiyi, bayanı, kardeşimizi aldım yanıma. Eve geldim, kapıyı çaldım, hanım açtı kapıyı. Dedim, tanır misafireyim. Tanır misafire deyince tabii hepsi durdu. Ondan sonra kızcağız tabii hayatını anlattı. Bey ile telefonla görüştü. Vali Bey devreye girdi, o girdi, bu girdi derken bey sabaha karşı trenle geldi. Geleceği yerden. Bingöl'den miydi? Bingöl'den geldi. Biz de gittik tabii karşılamaya. O eskiden Türk filmleri vardı. İnsanlar birbirini gördüğü zaman kucaklaşırlar, sarılır. Ya bunlar bir sarıldılar, bir kucak. Öyle mutlu oldum ki o zaman dedim ki ne kadar güzel bir iş yapmışız biz. Elazığlıların yeter ki evine misafir olun. Yani var olsun olmasın. Neler eder sizin karnınızı doyurur. Olmasa bile bir şeyler yaratır yani o anda. Onun için Elazığ iyi bir şehir. Elazığ güzel bir şehir. Elazığ'ımıza sahip çıkalım. Elazığ'ı yani daha ileri seviyelere getirelim. Ki Elazığ yani gelmeyecek bir şey değil. Bugün Elazığlılara baktığınız zaman çok önemli yerlerde Elazığlılar var. Her sektörde var. İlim adamı var, ifan adamı var, bilim adamı var, ticaret var, sanayicisi var, iş adamı var, müteahhiti var. Yani gruplanma yaptırdığınız zaman Elazığ ilk sıralarda gelir. Hiç Elazığlı olmayan bir yeri yoktur. Onu size söyleyeyim. Biz yine o dönemde Ticaret ve Sanayi Odası'na yine iş geldi tabii dayandı. O dönemde Elazığ için çalıştık. Nasıl çalıştık? Şimdi İstanbul'dan turlar yapılıyor. Her tur ne yapıyor? İşte İstanbul'dan başlıyor. Ankara, Adana, Antep, sizin dediğiniz gibi Urfa, Diyarbakır, Mardin, Diyarbakır ve orada kesiliyor. Elazığ'a dönüş yok. Biz o konuda çok çalıştık. O dönem benim yeğenim Turizm ve Tanıtım Genel Müdürü'ydü. Gittim yanına dedim ki arkadaş dedim, bu turları buradan da geçirin yani. Şimdi Elazığ'da daha yani her şey var, olmayan bir şey yok. O dönem itibariyle çalıştık ve o ağı biz Diyarbakır'dan sonra Elazığ ve Kemalye'ye kadar çektik onu. Ve şimdi yavaş yavaş gelmeye başladılar. Fakat şimdi Elazığ'ı her gören gittiği kişilere Elazığ'ın tanıtımını yapıyor. İşte Elazığ bugün mesela şeyde yiyecekte sektör, lokanta sektöründe, restoran sektöründe önemli bir yer tutuyor. Elazığ'ın çünkü yerel yemekleri hakikaten çok güzel. Her gelen beğeniyor. Bunu yiyen bir daha yemek istiyor. O arkadaşına söylüyor, diğerine söylüyor derken Elazığ'ın son yıllarda biraz girdisi fazla oluyor. İnşallah bundan sonra daha fazla olacak. Eğer biz bu Hazar Gölü kıyılarında biraz turistik tesislere önem verirsek, kayak merkezimizi geliştirirsek, diğer yerden Karakaya tarafında mesela Kevan Gölü Barajı'nı geliştirirsek, Kevan'ı geliştirirsek, Karakoçan'daki termal tesislerini geliştirirsek, yani Elazığ'a turist gelmemek veya Elazığ girmek mümkün değil. Elazığ'dan yurt dışında gelir Elazığ'a. Onun için yani bu konuda hepimizin gayret göstermesi lazım. Ben bir gün televizyon, siz anılır deyince işte zaman zaman çıkıyor. Televizyondayım, canlı yayındayız. İşte anlatıyorum, diyorum ki ya işte şuraya buraya. Dedi ki ya dedi başkanım dedi, Malatya'nın dedi bugün bir somuncu babası var. Herkes dedi oraya geliyor, herkes ziyaret ediyor. Ve bizim Elazığ'da da dedi çok baba var fakat Elazığ'a gelen yok. Allah Allah. Şaşırdım kaldım, baktım adam doğru söylüyor. Ne diyeceğim ben ona? Tek kelimeyle dedi ki kardeşim doğru söylüyorsun,
Elazığ'ın tanıtımı yok. Tanıtımı olmadığı için de kimse Elazığ'a gelmiyor o dönem itibariyle. Ama şimdi bütün imkanlar var. Bütün imkanlardan herkes yararlanıyor. Ve Elazığ'ın tanıtımı da yapılıyor. Şimdi Elazığ'da yeni açılacak fuar alanı var. Bu fuar alanı gerçekleşirse ümit ediyorum yani Elazığ'a gelenler daha fazla olur. Yani şehir dışından Elazığ'ı daha iyi tanıtırız. Şimdi Elazığ'da yani yok. Olmayan yok. Her şeyi var. Hangi şehirden biz geliyiz? Soruyorum. Ama biz insanlar olarak, Elazığlılar olarak sahip çıkaracağız. Şimdi Elazığ'ın eskiden bir folkloru vardı. Elazığ'ın folkloru dendiği zaman bütün herkes tanırdı. Neydi bu? Halayıyla, çayda çırasıyla, diğerleriyle. Elazığ'ın yani türküleri, şarkıları, bunlar yani tarihe geçmiş. Bunlar herkes tarafından bilinen şey. Fakat son zamanlarda sizin bahsettiğiniz yeni genç nesil maalesef şimdi biz eskiden düğünler falan yapıldığı zaman ne olurdu? Köylerde düğün yapılır. Eskiden düğün salonu mu vardı yani bu kadar? Hayır. Nerede yapıyorduk düğünleri? Ya bağda, ya bahçede, ya sokak arasında veyahut da köyde. Biz bunları yaptığımız zaman köyde herkes mutluydu. Neydi? Elazığ'ın folkloru vardı. Elazığ'ın folkloru çıktığı zaman herkes kendinden geçerdi. Ama bu son zamanlara bakıyoruz düğünlerde Elazığ'ın folkloru bitmek üzere. Benim izlediğim Elazığ'ın folkloru bitmek üzere. 4-5 tane folklorcu insanlar var. Çıkıyorlar hemen bir görev gibi Elazığ folklorunun halayını oynayıp ya Allah gidiyor. Ya kardeşim Elazığ'ın folkloru bu değil. Elazığ'ın folkloru ta Japonya'ya gitmiş bir folklordur. Dünyaya yayılmış bir folklordur. Amerika'ya gitmiş bir folklordur. Avrupa'ya yayılmış bir folklordur. Biz bunu değerlendirmedik. Ama dediğiniz gibi tabii Urfa'nın da olsun, Diyarbakır'ın da olsun, Mardin'in de olsun biz onlara da saygı duyarız. Biz onları da dinliyoruz. Onların da dinlenme yeri var. Ama Elazığ'ın folklorunu, türküsünü, şarkısını unutmamamız lazım. Hele hele folklorunu düğünlerimizde artık unutulmuş gibi ya. Yani bunu bizzat ilgilenmesi lazım. Bunu hangi dernek ilgileniyorsa, hangi kurum ilgileniyorsa buna önem vermesi lazım. Ve biz de onlara destek olalım. Elazığ'a gelen misafirleri biz bir kere geldikleri zaman yöresel yemekleriyle ağırlıyorduk. Yöresel yemeklerimiz yani ilk planda oluyordu. Gene dediğim gibi folklorumuz, sanatçılarımız, Elazığ sanatçılar ilk dönemlerde oluyor. Elazığ'da bugün çıkar. Şimdi Elazığ'da bir Allah rahmet eylesin Mehmet Şerif vardı. Yerini dolduran var mı? Mümkün değil. Gidince gidiyor. Niye? Onun yerine gelecek kimse heves etmedi. Ya ben bunu, yani oğulları bile etmedi. Evet sanatçılar oğulları. Başka konularda yapıyorlar ama bir klarnet olarak dünya çapında bir adamdı bu. Elazığ'ı tanıtıyordu. Allah rahmet eylesin. Her gelen misafirimizi o arkadaşımız ağırlıyordu. Herkese memnun kalıyordu. Herkese Elazığ'dan ayrılırken diyordu keşke bir daha dönelim gelelim Elazığ'a. Yani bunun için Elazığ'ın yöresel yemeği ve folkloru ağırlık kazanıyordu. Sonra bir ikincisi Elazığ biraz evvel sizin söylediğiniz gibi misafirperver bir şehir. Hiçbir misafir buradan memnuniyetle ayrıldığını ben düşünmüyorum. Düşünemem. Kime giderse gitsin. Elazığ'da yabancı gelir biri. Bir yeri sorar. Mesela der ki devlet hastanesi nerede? O adam onun önüne düşer tak götürür. Ama şimdi tabii son zamanlarda diyeceksiniz ki teknoloji değişti. Bu değişti herkes gidebiliyor ama eskiden böyleydi. Ama bunu yaptığın zaman gelenlerin hoşuna gidiyor. Gidenlerin hoşuna gidiyor. Elazığ'ın tanıtımı. Yani tanıtımı olmayan bir şehir hiçbir zaman için bir yere gidemez. Hiçbir konuda. Allah'a şükür bizde her şey var ha. Tanıtılmayacak hiçbir şeyimiz yok. Biz çalıştaylar yaptık mesela her şehirde. Çalıştay nedir? İşte Elazığ'ın derdini anlatmak, Elazığ'ın sorunlarını anlatmak. Elazığ'a ne gelir, ne gider, ne getiririz, ne götürürüz. Bunların derdine düştük. Öyle zamanlar oldu ki biz burada kamyonlarla yükledik, üzüm gönderdik. Üzüm sektörüne baktığınız zaman yıllık üzüm sektörü 140 bin ton üzerinde Elazığ'da bir üzüm var. Ve kıymetli üzüm. Bunu değerlendiremiyoruz. Yani bunların değerlendirilmesi lazım. Buna ön ayak olunması lazım. Bunlara teşvik verilmesi lazım. Bunları teşvik etmesi lazım bunları. Ama biz o etmiyoruz.
Her şey yerinde kalıyor. Yerinde kalınca da yerinde sayıyor. Valla çocukluğumuzdan bugüne kadar Elazığ'da yaşadık. Elazığ'da ömrümüzü tüketmek üzereyiz. Ben çok memnunum. Ve bundan sonra da inşallah Allah ömür verirse Elazığ'da devam etmek istiyoruz diye. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, torunumuzla bunları devam ettirmek istiyoruz. Artık daha bizim bundan sonra torunlarımızı görmek bir zevk, çocuklarımızı görmek bir zevk. Bunlarla uğraşacağız. Bunları yerine getirecek. Gene misafirleri karşılayacağız. Gene misafirleri yani en iyi şekilde ağırlayacağız elimizden geldiği kadarıyla. Ondan sonra da işte Allah nasip etmişse bir hayat geçireceğiz. Benim sizden ricam şu. Yani mutlaka tabii yapıyorsunuz, ben görüyorum. Yani burada da televizyonunuza teşekkür ederim, Kanal 23 ailesine, herkese, başta yönetim kurulu başkanınıza, sizlere, Arif Bey'e, hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu tür şeyleri Elazığ söylemekle belki Elazığ yerine gelecek. Bu tanıtımlar çok önemli. Elazığ neler vardı, neler yoktu, neler olacak, bunlar önemli şeyler. Onun için sizlere ben teşekkür ediyorum. Elazığ'a da inşallah bundan sonra daha iyi günler görür. Her yönüyle, sanayisiyle, turizmiyle, ticaretiyle inşallah daha iyi günlerde buluşuruz.